Zura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Yine önemli bir konu var. Hocam, insan hatasız olmaz e, denir. Veya hatasız kul olmaz denir. E, dolayısıyla, evet, hepimiz hatalar işliyoruz. Yani, kimisi üç, kimisi beş, kimisi yüz dev olsa hatasız değiliz yani. Hepimiz hata işliyoruz. Şimdi bu hatayı işliyoruz madem. insan demek hata demek madem. Eee... Bundan sonrasını sormak istiyorum. Yani bir insan hata işler, evet. işledikten sonraki tavrın ne olmalıdır? Yani e, bu hatadan dönmesi, özür dilemesi, pişman olması gerekmez mi? Eğer bunu yapmaz da hatada ısrar ederse başına ne gelir? Şimdi e, Ehl-i Sünnet o kadar güzel izah etmişler ki. E, önce hata hangi anlamda kullanmışlar? Onu açıklamışlar. Hata efendim biz biliyoruz. Biliyoruz da yüklenen mana. Yanlışlık, yanılma, günah, kabahat kusur anlamında kullanılmış. Mesela bir din büyüğü öyle yapmakla hata etti dedi. Yani günah işledin dedi. Dini bir konuda. Veya aynı şekilde ee, söylediklerinde hata ettin, yanıldın. Doğruyu söyleyemedin, bulamadın yahut da bu manalarda da kullanılmış. Doğrudan doğruyu günah manasında da kullanılmış hata. Polis hata yaptın derse suç işledin demektir. E suç işledin. Kural ihlali yaptın demektir. Aynen öyle. Yani. Evet. Aynen. Aynen öyle. Kanuna aykırı iş yaptın. İş Kurallara yaptı, aykırı evet. iş yaptın. Hata da evet. genelde öyle. Kurallara aykırı iş yaptın. Hata insanın şanındandır. E ee, Ne oldu şimdi? <laughs> i̇şlemezse de olmaz gibi bir şey oldu. Evet. Çünkü insan hata edecek şekilde yaratılmıştır. Siz bir kere söylemiştiniz. insan eşittir hata diye. Evet. Ee, i̇nsan hata edecek şekilde yaratılmıştır. Hatasız kul, kul olma sözü de meşhurdur. Ancak hataya devam etmek tehlikelidir. Mesela geçiyor kitaplarda. İnsan <laughs> isyanıyla maruttur. Unuttum diyorsun. Hatta dinen bile unutmak özürdür. Uyumak da özürdür. Uyumak da uyutarak, uyuyarak aynı şekilde geçirdim ve da unuttun. Özürdür. Evet. Ama efendim unutmadı da yalan söylüyor. Hesabını verir. Satıkarlık yapıyor. Ya ben unuttum dedi. Ben hüsnü zannettim. Hakikaten unutmuş dedim. O da dedi ki enayi kandırdım. Beni kandırmadı. Kendini kandırdı aslında. Şimdi hesabını kendisi <laughs> verecek onun. Dolayısıyla hata sukul olmaz. Hata eder. Ee, ısrarla bir şey söylüyorlar. İnsan hata edecek şekilde yaratılmış. Onu anlatmak isteyehdü sene talimleri. E? e şimdi hata insana helalke sürüklemez mi? Yok siz dediniz ki hataya ısrar etmek. İşte ona Parmak basıyor de sene talimleri. Buyuruyorlar ki hata hata ısrar etmek felakettir. Yoksa hata etmek insanın şanındandır buyurmuş. İnsan böyle yaratılmış. Çünkü. Tabii Nakıs yaratılmış, noksan yaratılmış. Hata edilebilecek şekilde, günah işleyebilecek şekilde <laughs> yaratılmış. allah Teala yaratırken öyle yaratmış. Hatta melekler bile ya Rabbi ifsad edecek, kan dökecek mi yaratacaksın? Sizin bilmediğiniz ben bilirim buyuruyor. Cenab-ı Hak bu kullarını yani cinleri ve insanları hata ve günah işleyecek şekilde yaratmış. Af ve mağfireti böylece açığa çıkacak buyuruyor. Hata etmeyen, günah işleyenleri affettim mi? Allah, allah diyecek ki niye affetti yani biz bir şey yapmadık ki. Değil mi? Evet. Ama günah işleyenler affettim dedi. Ha, ha o zaman aynı şekilde o da büyüklüğün şanı olacak. O da büyüklüğün şanı olacak. Ahmet Seyruk Hazretleri buyuruyor ki masum olmak, kusursuz olmak peygamberlere mahsustur. Onlarda isme sıfatı var. Devamlı koruma altındalar. Yani günaha düşürmüyor Cenab-ı Hak onları. Evliyanın masum olması şart değildir. Günahsız olmak şart değildir. Israr ve devam olmadan büyük günah işlemek evliyalığı da bozmaz. Evliya günahından vazgeçer ve tövbe eder hemen. Günah işlemek insanı helak etmez. Hata insanı şanımlar. Bu zat da diyor ki günah işlemek e, insanı helak, helak, helak etmez. Peki ne helak eder? İşte sizin sorduğunuz soruya cevap veriyor. Günaha devam etmek, tövbeyi terk etmek helak eder. Israr yani. Hatada, günahta ısrar insanı perişan ediyor. Onun için de bir misal vermişler. Adem aleyhisselamın zellesiyle iblisin isyanı bundan dolayı farklıdır buyuruyor bu zat. Çünkü Adem Aleyhisselam yanıldı. Yanıldı. Yani Allah-u Teala isyan ederek hast yoktu. Yanıldı ve pişman unuttu. oldu. Hatta kitaplarda buyuruyor ki unuttu, unutturuldu buyuruyor. Umutarak evet. Unutarak yaptı onu. Ve on sonra da çok yalvardı, çok ağladı. İblis öyle değil, inat etti. Yok dedi sen, senin bu emrin yanlış dedi Allah-u Teala'ya haşa. Ve ısrar etti onda. Onda ısrar etti. Demek ki hata etmek yaratılış itibariyle insanın şanındandır. İnsan günahsız yaratılmamıştır. Günah işleyecek şekilde yaratılmıştır. Ama günaha devam etmek, hataya ısrar etmek o felakettir. Günah işlemeye kastetmek az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa, devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Günah işledikten sonra pişman olunmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse... Günaha ısrar etmek dadanmak olur. Pişmanlık tövbenin bir parçasıdır. Küçük günahlara ısrar etmek büyük günah olur. Küçük günahı küçük görmek ve küçük günah işlediğini söyleyerek övünmek de büyük günah olur. Bu e, büyük günah işlemeye ısrar etmek de küfür yani imanın gitmesine sebep olur. Cafer Sadık Hazretleri bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir buyurmuştur bu zat. Hatada ısrar. Yani günahta ısrar. İki, iki insan tavrı var şimdi. İkisi de hata yaptı. Birisi dedi ki tüf dedi ya hata yaptım işte. Tövbe yarabbim falan dedi. Diğeri de aman dedi ne olacak hata yaptıysak dedi ya bundan bundan bir şey mi olur falan dedi. Bu ikincisi demek ki tehlikeli olan şey o. Evet. Bunun ikisi de kul. İkisi de kul. Allah-u Allah'tan ikisine de akıl verdi. İkisine de irade, irade verdi. Birisi hata edince eyvah dedi ya. Yanlış yaptım ben. Özür dilerim ya Rabbi. Ya da bunu insana karşı yaptıysa ya Mustafa Bey özür dilerim ben yanlış yaptım. Ya ağzından çık verdi böyle özür dilerim ya. Hakkını helal et dedi. Ya sen bile aynı şekilde yok ya önemli değil falan dersin. Adama karşı herhangi kırgınlığın şeyinde olmaz. Muhabbetinde devam eder. Hatta takdir bile edersin. Takdir bile edersin. Alışveriş yaptın mesela sen fazla para vermişsin. Adam getirdi ya özür dilerim dedi. Ben de saymadıydım dedi. Hakkını helal et fazla vermişim. Buyur dedi gitti. Ya adama muhabbetin artar tamam mı? Doğru. Muhabbetin artar. E bir başkası da geldi. Hatta senin dalgınlığından istifade ederek sen 10 kuruş vereceğin nasıl 20 kuruş aynı şekilde fazla verdirtmek için uğraştırdı. Uğraştırdı. Ondan sonra da enayi çarptık dedi. Sonra sen hatırladın, baktın falan. Ya böyle böyle olmuş. Yok ya ben öyle bir şey görmedim. Ben saydım zaten. Yok öyle bir şey falan. Adam aynı şekilde hırsızlık yapıyor. Onda da ısrar ediyor. Yani gasp yapıyor. Evet. E şimdi bu iki kul aynı olur mu? Ne insanlar indiğinde aynıdır, ne de Rabbimizin huzurunda aynıdır. Elbette ki bunlar farklı mı olacak? Tabii, tabii ki farklı olacak. Muhammed Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki haramları Allah Teala yasaklarını büyük ve küçük günah diye ikiye ayırmışlar ise de küçük günahlardan da büyük günah gibi kaçınmak hiçbir günahı küçümsememek gerekir. Çünkü Allah Teala intikam alıcıdır. Gazabını, düşmanlığını günahlar içinde gizlemiştir. Küçük sayılan bir günah intikamına, gazabına sebep olabilir. Her ne kadar günahı kebair, günahı segail diye ayırmışlarsa da bir yerde de buyuruluyor ki bunu kime karşı yapıyorsun? Allah Teala'ya karşı yapıyorsun bu günahı. Yani onun emrine isyan ediyorsun. E böyle düşünen bir kimse yani unutarak, yanılarak, nefsine uyarak falan bir hata ise ah! der Rabbime karşı mahcup oldum. Bu indi ilahi de allah Teala'nın indi de bu kul makbuldür. Hatta meleklerin övünür. Kulum bir hata etti ama beni hatırladı, beni hatırladı. Şimdi aynı şekilde ağlıyor, pişman oldu, şahit oldum, onu affettim buyuruyor, onu affettim buyuruyor. Bir de e, mesela insanlardan bazıları, enteresan bir şey ya, şey yapıyor, e, övünüyor. İşte ben e, şöyle şunları yaptım, böyle bunları yaptım falan filan diye yaptığı günahları, halbuki İnsan günahını dünyada gizlese Allah-u Teala da kıyamet günü bu günahı kullarından saklar. Bu hadis-i şerif. Gizli yapılan günahın tövbesini gizli yapınız. Açıkça işlenen günahın tövbesini açıkça yapınız. Günahınızı bilenlere tövbenizi duyurunuz, duyuruyorlar. Dolayısıyla netice olarak yani işlediğin günahı da gizle. Eğer bilenler varsa o tövbe ettiğini onlara da birle. Ve insan hata edebilir, yanılabilir, günah da işleyebilir peygamberler üstüne. Melekler zaten günah işlemezler. Günah işlemek insanı helak etmiyor. Bunda ısrar etmek insanı tepe taklak ettiriyor. Hatta naklettik onu da küfre kadar götürür. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz hayırlılar sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Arkadaşını Allah rızası için ziyaret edene bir melek, ne güzel oldu cenneti hak ettin der Allahü Teala da kulum beni ziyaret etti ağırlaması bana aittir onun için cennetten başka bir ziyafete razı olmam buyurur sevgi baht olmuş ezelden bize sevgi baht olmuş ezelden bize siz de bir türlü biz de bir türlü ah siz de bir türlü biz de bir türlü alacağı düşmüş gördüğümüze alacağı düşmüş gördüğümüze siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. Donandı dağlar, bahar olunca. Donandı dağlar, bahar olunca. Gölgem kayboldu gönlüm dolunca ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca güzeli görmek boylu boyunca güzeli görmek boylu boyunca siz de bir türlü, biz de bir türlü. Ah siz de bir türlü, biz de bir türlü. İstemem versen cihan varını. İstemem versen cihan varını. Gönül nakşetti güle yarını Ah! Gönül nakşetti güle yarını Her yüzde görmek dost didarını Her yüzde görmek dost didarını siz de bir türlü biz de bir türlü Ah siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü Siz de bir türlü biz de bir türlü sizde bir türlü Hamil mihal saadet-i ebediye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün çocuklar müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Sözüyle müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin gençlikte olduğunu bildiriyor. O halde her Müslümanın birinci vazifesi evladına İslamiyeti ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmektir. Evlat büyük nimettir. Nimetin kıymeti bilinmezse elden gider. Bunun için pedagoji yani çocuk terbiyesi İslam dininde çok kıymetli bir ilimdir. Müslümanlar din cahillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı onların okşayıcı, aldatıcı, yardımsever sözlerine inanmamalıdır. Müslümanlar birbirlerine emri maruf eder ve nehyi münker eder. Bugün bütün Hristiyan memleketlerinde bir çocuk dünyaya gelir gelmez buna kendi dinlerinin icablarını yapıyorlar. Her yaştaki insanlara Yahudiliği ve Hristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar. Müslümanların imanlarını, dinlerini çalmak ve yok etmek ve onları da Hristiyan yapmak için sandık doluları kitap, broşür ve sinema filmlerini İslam memleketlerine gönderiyorlar. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı Allahü Teala'nın haşa oğlu sanıyor ve Allahü Teala'ya baba Allah baba diyorlar yazdıkları romanlarda ve filmlerde Allah baba bizi kurtarır gibi şeyler söylüyorlar. Halbuki Allahü Teala'ya baba Allah baba diyen kimsenin imanı gider, kafir olur. Müslümanlar böyle hileli filmlere gitmemeli, romanları okumamalıdır. İşte bunun gibi daha nice yollarla gençliğin imanını sinsice çalıyorlar. Bu uğraşmalarına, insanlığa hizmet, demokrasi rejiminin bahşettiği bir hak ve hürriyet diyorlar da, bir Müslümanın, bir din kardeşine, Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatmasına, din propagandası, gericilik ve vicdan hürriyetine tecavüz denirse, haksızlık olmaz mı? Eshab-ı <Sessizlik> Kiram aleyhimür redvan. Aşere-i mübeşşereden Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı kahramanlıklar. Uhud Yeryüzünde cennetlik bir kimse görmek isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın bir önceki bölümümüzde anlatmaya başladığımız, Resulullah'ın cennetle müjdelenen on kişiden biri olduğunu, hizmetlerinden dolayı talhatül hayr, yani hayırlı talha, cömertliğinden dolayı talhatül cud, lakaplarını bizzat verdikleri Hazreti Talha'nın, Uhud savaşındaki kelimelere sığmayan kahramanlıklarını aktarmaya devam ediyoruz. Efendimiz aleyhisselam'ın Ahsap suresi 23. ayet-i kerimesinde şehit olmayı bekleyenler ifadesinin muhataplarından olduğunu müjdelediği Hazreti Talha onlarca kılıç yarasıyla dimdik ayaktadır ve durdurak bilmeden savaşmaktadır. Resulullah'a kasteden müşriklerden onlarcasını öldüren Hazreti Talha bu defa çaresiz kalınan bir durumda muazzam bir hareket yapar ki, bu onun kıymeti ölçülmeyen bir müjdeyi almasına vesile olur alemlerin efendisinden. İşte büyük fedakarlık ve sonrasında gelen müjde. Kureşte elbette ki çok usta kılıç kullananlar olduğu gibi çok iyi okçular da vardır. Bunlardan biri de Malik bin Züheyr denen müşriktir. O çok sinsi savaşan biridir. Ve tozun dumana karıştığı zamanlar aslında tam onun istediği puslu havalardır. Bu defaki hedefi alemlerin efendisinden başkası değildir. İyice gözlediği ve tam zamanının geldiğini hissettiği anda bedbaht okunu büyük bir kinle yerleştirip yayına gerer. Artık saniyeler konuşmaktadır zalim kafir Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek başını nişan almıştır. Allahü Teala'nın Resulünü muhafaza etmesi Hazreti Talha'nın bunu görmesiyle tecelli etmiştir. İyi de ne uyaracak ne de bu kafiri engellemek için zaman yoktur. Kaap kafirinin attığı ok havada ıslık çalarak son sürat gelir. Ok tam manasıyla yaydan çıkmıştır. İşte o ana kadar büyük kahramanlıklar sergileyen Hazreti Talha elini gelen oka hedef yapar. Ok Hazreti Talha'nın eline saplanmış, kemiklerini kırmış, sinirlerini parçalamıştır. Efendimiz Aleyhisselam kahramanlıkları ve bu son davranışından ötürü dua ve iltifat ederler ki Hazreti Talha'ya böylece alır karşılığını kahramanlığının. Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. Uhud günü yeryüzünde sağımda Cebrail'den, solumda Talha bin Ubeydullah'tan bana yakın bir kimsenin bulunmadığını gördüm. Yeryüzünde gezen, cennetlik bir kimseye bakmak isteyen Talha bin Ubeydullah'a baksın. Allah ve Resulünün aşkıyla, onun düşmanlarına karşı verdiği bu mücadelede kan kırmızısıyla boyanan vücuduyla büyük sahabi dur durak bilmeden savaşmaktadır ki kâfirlerden biri bir fırsatını bulup Hazreti Talha'nın başına iki kılıç darbesi indirir. Takat elbette vardır. Fakat kan kaybı azami derecede olunca daha fazla dayanamaz ve düşüp bayılır büyük sahabi. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, büyük mücahidin bu durumunu görünce, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'a, ona yardım için hemen yanına gitmesini emrederler. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, bu bir zamanlar hidayetine vesile olduğu Hazreti Talha'nın yanına gelir ve onu kendine getirir. Kan kaybının ve yetmişten fazla kılıç yarasının acısı kolay şey değildir elbet. Fakat büyük sahabi kendine gelir gelmez, imanının, Resulullah'a olan aşkının büyüklüğünü ishar eden bir soru sorar. Hazreti Ebu Bekrek'i, ki, bu aynı zamanda Resulullah'ta fani olmasının işaretidir. Resulullah nasıldır? Hazreti Sıddık, büyük bir muhabbetle baktığı Hazreti Talha'yı teskin eder. Resulullah iyidir. Hem beni sana o gönderdi. Hazreti Talha o iyi olduktan sonra ne sıkıntı ve musibet gelirse gelsin benim için hiçtir der. Biraz sonra bir ara bir ses duyar Hazreti Talha. Bu habis sesin sahibi müşrik bir savaşçıdır ve kendinden pek emindir. Muhammed'i bana gösteriniz diyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek canına kast eden atlı ve silahlı olan bu savaşçıyı yaya olarak bir mızrakla haklar Hazreti Talha. Artık söylenecek sözler bitmiş, anlatılacak olan kahramanlıkların ötesinde bir cihangirlik sergilemektedir Hazreti Talha. Müşrikler içinde yine savaşçılığıyla olduğu kadar Allah ve Resulüne bitmez kiniyle ağzına kadar dolu olan İbn Kamya kalabalık müşriklere karşılık veren alemlerin efendisine şiddetli bir kılıç darbesi indirir. Değil bir damla kanı, bir kılına zarar gelmesi bile müminlerin binlerce can acısı duymasına sebep olacak olan bu hareketle efendimiz aleyhisselam bir çukura düşerler. Resulullah'a yetişen yine Hazreti Talha olur ki onu mübarek ellerinden tutup çukurdan çıkarır ve onu sırtlarına alıp Uhud kayalıklarına taşır ki bu anlatılmaz dile gelmez bir şereftir. Resulullah'ın kayalardan birinin üzerine çıkması için kendini basamak yapar ki efendimiz Aleyhisselam Hazreti Talha için bu kahramanlıklarından dolayı Talhatül Hayr yani hayırlı Talha lakabını verirler. Ve yine Uhud'daki akıllar ötesi kahramanlığı ve fedailiğinden dolayı ikinci kere cennetle müjdelendiğini şöyle emir buyururlar alemlerin efendisi. Talha Resulullah'a yardım, Resulullah yardım ettiği zaman cennet, cennet ona, vacip ona vacip oldu. oldu. Mekke'nin fethine kadar bütün gazvelere katılan ve Efendimiz aleyhisselamla veda hac Hazreti Ali'nin radıyallahu an hilafeti zamanında hepsi de müçtehit olan eshab-ı kiramın içtihat ayrılığından doğan Cemel vakasında şehit olur bu büyük sahabi. Hazreti Ali savaş meydanını gezerken şehit olanlar arasında bu büyük mücahidi görünce büyük üzüntü yaşar. Allahü Teala'nın arslanının gözlerinden yaşlar boşanmaktadır. Hazreti Ali şehit olmuş olan Hazreti Talha'nın mübarek başını dizlerine alır ve toprağa bulanmış mübarek yüzünü silerken yürek yakan şu sözleri büyük bir hüzünle söyler. Ey Talha, semanın yıldızları altında seni toprağın üzerinde serilmiş olarak görmek bana pek ağır geldi. Buyurur, sonra bu büyük sahabiye olan muhabbetini ve onu bu şekilde görmüş olmanın ızdırabını en nihai bir ifadeyle bitirirken ağlamaktadır. Keşke 20 yıl önce ölseydim. Ve daha sonra Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Talha'nın namazını bizzat kendisi kıldırarak onu hakikat alemine ve vuslatların en büyüğüne yolcu ederler. İslam ahlakı. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Ehli sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyor ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzeti zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh, bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek evsafta, dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Yükselmiş olan ruh, bu cesetle birleşerek, kıyamet hayatı başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetlerinden farklı ve kat kat ziyade olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de Allahü Teala'yı görmek olacaktır yüksek insanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denildi. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri, dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allahü Teala cennetteki lezzetleri, dünyada işiterek anlayabilmemiz için, dünyada onlara benzeyen lezzetler yarattı. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretti. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için, önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Takriben 100 sene dayanacak kadar sağlamdır. Cennetteki bedense sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insanla aynadaki hayali arasındaki müşabehet gibidir. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek onlar üzerinde mantık fikir yürütmek insanı çürük yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek batıldır. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin Uzun Köprü ilçesinden Şirin Yeşillikler Diyarı Uzun Köprü ilçesinden sesleniyorum. Uzun Köprü'de birkaç gündür tarihi mekanları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugün sizlere nakli mekan etmiş bir çeşmeyi anlatmaya çalışacağım. Telli çeşme diyorlar. Üzerinde çok güzel motifleri var yay meşe bağlarından buraya külliyetli bir su getirilmiş. İnanıyorum ki buraya bu suyu da getirten, esas ana gözeyi bulduran, bu camiyi yaptıran, köprüyü yaptıran ikinci Murat Han'dı. Çünkü Osmanlı'nın medeniyetine Avrupalı tarihçiler su medeniyeti diyorlar. Su insan için bir hayattır. İngiltere'de ailenin bütün fertlerinin bir tek kaptaki suyla sırayla yıkanmaları nerede? Osmanlı'nın kurduğu hamamlarda insanların bol bol temiz suyla yıkanmaları nerede? Onun için su bedeniyetidir. Hem içmede hem kullanmada. Bakınız buradan menba suyu akardı bu çeşmeden. Şimdi yarım litrelik bir menba suyu alıyoruz. Doğal kaynak suyu alıyoruz. Ver bir lira diyorlar. Bu çeşmeden insanlar menba suyu içerlerdi, kaynak suyu içerlerdi. Hiç para da ödemezlerdi, evlerine götürürlerdi. Kimse bunlara hesap sormazdı. Kardeşim çok aldın, az aldın diye. Bu çeşme daha önce başka bir yerdeydi. Sonra buralarda bazı meydan tanzimleri oldu. Tabii araçlı hayata dönüştükten sonra ister istemez insanlara yollar lazım oldu. Bu yollar içinde tabii gelip de bir insanın dükkanından yol geçiremezlerdi. Mülki adamın tapulu yeri. Eh. Nereden geçirelim? Vakıf arazilerinden geçirelim. Nasıl o vakfı sahibi yok. Halbuki vakfı sahibi Allah Teala. Olur böyle şey. Efendim, böylece tanzimler yapılınca bu çeşmede normal konduğu yerden bugünkü şehrin gelişimine göre merkezi bir yer olmuş. Etrafa banklar konmuş. insanlara nefes aldığı, gölgede oturduğu yerler haline gelmiş. Bu çeşme 1960'tan beri yani 55 senedir burada. Tabi üzerinde çok güzel yazılar var. Dualar vardı. Ayet-kerime de yazılı olduğunu zannediyorum mermere kabartma olarak. Ama bu çeşmenin yüzlerindeki, dört yüzündeki de yazılar maalesef ne maksatla olduğu pek anlaşılamayan, tahmin edilen bir şekilde murçlarla kazınmış yazılar. Bunu Yunan işgalinde Yunanların veya Bulgar işgalinde Bulgarların yapma ihtimali çok kuvvetli. Çünkü onlar Osmanlı'nın yazılı bütün kitabelerini ya kasatro söküp götürmüşler. Bunu da bakmışlar ki buraya kabartma yazılmış. Şu koca taşı da hani gavur gibi taşıyacak halleri de yok. Bir yere de saklayamazlar. Komutanları da görür bunları. Onun için de bunun üzerindeki yazıyı kazımışlar. Ya insanın bıraktığı bir eser. Velev ki Latince bir yazı olsun. Bizans dilinde bir yazı olsun. Ecdadımız bunlarla mücadele etmemiş ki. Eğer caminin içerisindeyse bir haç işareti varsa onu sıvayla kapatmış. Kazımaya uğraşmamış. Vay bunu kazıyalım burada namaz kılınmaz falan. İnsanlar da bazen böyle altı köşeli üçgeni görüyorlar. Efendim İsrail Devleti'nin bayrağı böyle. Altı köşeli üçgen. Bu camide de bu var. Bu camide namaz kılınmaz. Fetvayı kim veriyor? Sokaktan gelen birisi veriyor. İnsanları camilerden soğutuyorlar. Onun için böyle bir durumu efendim insanlar irtikap etmeseler iyi olur. Bu çeşmenin şu kenarındaki havdının havzının taşı mutlaka bunun içine suyun doldurulduğunu gösteriyor. İçine de su dolardı. Burada savak kısımları da var kenarlarında, benim oturduğum şurada da savak var, öbür tarafta da var. Bu şunu gösteriyor, İnsanlar buradan su içerdi, buraya su dolardı, hayvanların da susadıkları zaman e, hayvan çeşmesi olacak değil ya, madem ki insan içiyor, insanın içtiğini hayvanın da içeceği şekle getirmişti ecdadımız. Hayvanların da bir canlı, Allah'ın bir yaratığı olduğunu, onun da susuz kalmaması gerektiği için bunu bu haliyle yapmışlar. Şimdi burada çok kalabalık, yaya trafiği çok fazla. Şurada 3-5 dakika bir şeyler anlatalım dedik ama insanlarda rahatsızlık veriyoruz. Daha ötede gitmeyelim. İleride bir özgürlük çeşmesi var. Onun yeri biraz daha rahat. Orada da o Türkiye'deki ilk ve son belki de özgürlük çeşmesini uzun köprüde sizlere tanıtmaya çalışacağım. Gidelim şimdi çeşmenin yanına efendim. Şimdi telli çeşmeyi bitirdik. Buradaki Hürriyet çeşmesine geldik. Adıra Hürriyet Çeşmesi demişler. Bu 1908'de malum Selanik'teki 3. Ordunun merkezinde Sultan II. Abdülhamit Han'a karşı bir hürriyet mücadelesi başlattıklarını iddia eden İttihat Terakki'nin elebaşıları oradaki Selanik'teki manastırdaki halka ön ayak olarak 2. Abdülhamit Han'a saraya efendim, anayasa ve meşrutiyet istemek için telgraflar çektirdiler. Binlerce telgraf geldi. İstanbul'dan tık yok ama. Belli ki bunlar sipariş telgrafları. Artık tehditle midir? Daha başka şekilde midir? Çünkü oranın insanları da nihayet aynı imparatorluğun vatandaşı aynı padişahın da idi. Bunun üzerine 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet demek padişahın mutlakiyet idaresine karşı onun bazı yetkilerinin birileri tarafından paylaşılması olayıydı. Yani padişah devleti idarede tek yetkili değil sadrazam da diğer vekiller de padişahım öyle diyorsunuz ama bence böyle olmalıdır gibi bir şart koşmaya meşrutiyet şartlandırma deniyor idi. 1908'de ilan edildi. Fakat bu ilanla beraber memleketteki sıkıntılar durulmadı. Yani o nihayet bir ilk adım idi. Bu ilk adımın arkasından birçok hadiseler patlak verdi. Selanik'teki merkez komutanı vuruldu. Birçok devletin orada görevlendirdiği insanlar yerlere serildi. Resleli Niyazi isminde bir yüzbaşı taburuyla beraber dağa çıktı. Ve oradaki dağlarda, Manastır dağlarında halktan devletmiş gibi vergi toplamaya başladılar. Peki ne istiyorlardı bunlar? Hürriyet istiyorlardı. Adalet istiyorlardı. Müsavat istiyorlardı. Evet. Adalet, müsavat, uhuvvet istiyorlardı. Yani kardeşlik. Kardeş kardeşi ne yapar? Hep sever, bağrına basar. Uçurumdan aşağıya atmaz kardeş kardeşi. Ama birçok kan akıtılıyordu. O zaman bu kanı akıtılanlar kardeş değildi. Uhuvvet davasında olan birilerinin kanını akıtıyorsa bu uhuvvet olmaz. Ne olur? Adavet olur. Düşmanlık olur. 1908'de bu çeşmenin Aralık ayında açıldığına dair kayıtlar var. Benim incelemelerime göre bu çeşmenin buraya Burada değildi tabii. Asıl yeri bura değildi. Buraya nakli mekan etmiş. Yani uzun köprünün dışına kadar çıkarmışlar. Köprünün ayağına kadar getirmişler. Şehrin içindeydi bu. Zamanın kaymakamı ile belediye başkanı el ele vererek bunun yapılmasını sağladılar diyor. Üzerindeki yazılar da o dönemin Osmanlıca yazıları kaligrafisi değil. Öbür yüzüne 1908 yapmışlar. 8 noktayı birleştirmişler. Biri ayrı yapmışlar, dokuzu ayrı yapmışlar, nokta ile sekiz birleşmiş. Belli ki bu sonradan, hani bunun tarihi bir çeşme veya anıt olmasını göstermek için ayarlanmış bir husus olabilir. Böyle dört tane sütun ortalarına birer kitabe ki bunlar mermer tezgahlarında silinmiş mermerler efendim. Çok sonralardan yapılmış mermerlerdir. Onları tamamlamışlar, getirmişler buraya, koymuşlar. Efendim deniyor ki Türkiye'deki ilk özgürlük, ilk ve son özgürlük çeşmesidir. Tabi Lüleburgaz'da da bir çeşme var ama o daha başka bir şey. Gaziler için yapılmış. Böyle meşrutiyet, ikinci meşrutiyet veya 31 Mart vakası ile ilgili insanların getirip de koydukları şeyler değil. Tabi bu çeşmenin etrafında 1909'dan itibaren yani Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra iddia terakki de idareyi ele aldıktan itibaren burada bu çeşme sanki e, uzun köprüye bir kurtarıcı gelmişçesine etrafında törenler yapılan bir eser haline getirildi. Ve bu eserlerde okul çocukları getiriliyordu, öğrenciler getiriliyordu ve onlara şiirler okutuluyordu. İşte bu şiirlerden birisinde şöyle diyor okul çocukları. "Bura zaten işi çözüyor." Yani Enver ile Niyazi'nin adının geçtiği bu şiirler bunun 1909 ve devamında yapıldığını bize anlatıyor. Çünkü okul öğrencileri şöyle bir şiir okuyorlar. "Milletin fahri Niyazi. Milletin övüneceği insan Niyazidir." Güya mecaz yapıyorlar burada. Mecazi bir e, atıf yapıyorlar. Ordumun enverleri. Yani Enver Paşa'yı kastediyor burada gene bir mecaz ederek. Muhterem cemiyetin ey kahraman askerleri. Şimdi okullarda söyletilen türküler o zamanlarda Enver ile Niyazi hak mı gönderdi sizi? Şeklinde marş söyleterek ilkokulları, ortaokulları yürütüyorlardı. Bunun daha devamı vardı. Tabii ben o dönemi yaşamadığım için nihayet okuduğum belgelere bağlı kalıyorum. Nihayet bu Niyazi Bey, Resneli Niyazi Bey manastır dağlarında dolaşırken da önüne bir geyik çıkar. Geyik yavrusu. Bu geyik yavrusunun kendisine ilahi olarak gönderildiğine inanır. Resneli Niyazi. Bir yerde yol şaşırınca geyin gittiği yere bakar taburu onun peşinden gönderir. Geyik işi o kadar ileri gider, o kadar ileri gider ki İstanbul'da işi gücü az olan, parası çok olan insanlar manastıra gelip dağlara çıkıp Niyazi Bey'in geyiğini resmi ziyarete gelirler. Tabi hediyelerle falan da gelirler canım. Yani geyiğe orada bir torba yem değil, geyiğin sahibi olan Niyazi Bey'e onun metbu olan geyiğe metbu olmuş, tabi olmuş geyiğe yani. Bu geyiği de seans seans seyretmeye başlıyorlar bu insanlar. Zaman zaman geyik işte arka toynaklarıyla kulaklarını taşır, kaşırsa şöyle demek istiyor. Efendim, kulaklarını sallarsa böyle demek istiyor diye yorumlarla İstanbul'un bütün kıraathanelerinde Niyazi Bey'in geyiği Türkiye'nin en önemli meselesi oluyor. Şimdi bazı insanlar aralarında böyle boş laflarla muhabbet ederlerken adına geyik muhabbeti diyorlar. İşte bu geyik muhabbetinin kaynağı Resleni Niyazi'nin Maraşlı dağlarındaki peşinden gittiği geyiktir. Sonra bu Niyazi'yi İstanbul'a getirdiler. Baktılar ki bu adam deli dolu bir adam ama öyle çarpıcı, çırpıcı, rüşvetçi falan değil. Halk kahramanı olduğunu söyleyenlere bayılıyor. Bursa'ya falan götürdüler. Baktılar ki oralarda ittihatçıların ana gayesinden uzak lutuklar veriyor. Hemen onu geri çektiler ve dediler ki arkadaş sen git manastırda kendine bir çiftlik al otur. İttihatçılar bunu manastıra gönderdiler ve manastırdan Selanik'e geldi sonra. Selanik iskelesinde gemiye binip İstanbul'a gelecek ve kendini oralara sürenlerden ittihatçı kardeşlerinden uhuvvet, hürriyet, adalet, müsavat var ya efendim. Hani ana umdeleriydi bunlar. Onlardan hesap sormaya gelecekti. Selanik iskelesinde 3 tane kalpaklı adam yüzleri kapalı Niyazi çapraz ateşe tuttular. Yemiye binemeden öldürdüler. İttihat Terakki kendi evlatlarını Fransız ihtilali gibi yemeye başlamıştı. Ondan sonra da iş daha açıldı. Daha çok kişi yedi. İşte Özgürlük Çeşmesi denen çeşme ve onunla ilgili ee, o zamanın hikayelerinden bazı şeyleri sizlere arz ettim. Süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzun Köprü'de yeni bir yerde daha buluşmak üzere, tarihi mekanda buluşmak üzere. Sizlere veda ediyorum. Hoşçakalınız efendim.